Evet, bugün boyama sanayimizdeyiz. Gezdik, bütün dükkanları tek tek gezdik sanayi esnafımızı. Gerçekten sanayi esnafımızda değişim rüzgarı esiyor. Eskiden biz anlatırdık, siyasetçiler esnafımızı burada gezdiği zaman Türkiye siyaseti hakkında bilgi verirdik. Ama bugün gördük ki sanayi esnafımız bize değişim anlatıyor. Buradan görünüyor ki Türkiye'de 24 Haziran akşamı büyük bir değişim almış başını gidiyor. Boyabatlı hemşerilerimize böyle bizi sıcakkanlı böyle ağırladıkları için ve bize desteklerini verdikleri için burada hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. İnşallah 24 Haziran Türkiye'nin büyük değişimini gerçekleştiği gün olacaktır. Bunun da müjdesini Boyabat'tan tüm Sinoplu hemşerilerimize veriyorum. Şimdi şöyle bir soru sorsak, yani vatandaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne neden oy versin? Yani öncelikli sebep nedir? Öncelikli sebep AKP gibi bir iktidarın şu anda başta olması. Çünkü vatandaşın oy vermesinin, bizim tabii ki seçim beyannamemizde vatandaşa, esnafa, çiftçiye, köylüye, emekliye, memura her şeyi anlatan seçim beyannamemiz var. Geçen 2015 seçimlerinde de aynısı vardı. AKP bunları nasıl yapacaksınız diye bas bas bağırdılar. Geldiler, ondan sonra bizim seçim beyannamemizi bütün vaatleri aldılar. Bir bir uygulamaya başladılar. Demek ki yapılıyormuş. Vatandaş bize inanıyor. Bizim sağduyulu samimiyetimize, ülke sevdamıza, vatan, millet aşkımıza inandığı için ve seçim beyannamemizi gerçekten olumlu buldukları için vatandaş bize desteğini veriyor. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı bir ara demişti ya, metal yorgunluğu var örgütlerde diye. Şimdi biz de diyoruz, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nda da metal yorgunluğu başladı. Artık yoruldu. Konuşurken cam ekranın haricinde konuşamaz oldu. Vatandaşa söylemlerinde gitti, işte farklı illerde farklı isimler. Bir ekran kesildiği zaman artık bir takım söylemler kalmadı. Yani bu vatandaşı çayla kekle değil, bu vatandaşı işle, iş vaadiyle gelmesi lazım. 16 yıldır iktidar olan bir partinin artık vaat verme gibi bir şansı kalmadı. Çünkü sorarlar, 16 yıldır neredeydiniz, ne yaptınız, niye bu vatandaş çile içinde? Görüyoruz vatandaşı, kimi vergi borcunu ödeyememiş, kimi işçisinin sigortasını ödeyememiş. İstihdamsız iş yerini kapatan esnafımız var Boyabat'ta. Boyabat'ımızda yıllarca çok ciddi bir destek verdi İktidar Partisi'ne ve gördü ki artık destek vermek yetmiyor. Artık iş vaadiyle, aş vaadiyle gelinmesi gereken yerde şu anda ülkemizin düştüğü durumun çok net bir farkındalar. Onun için yeter diyorlar ve bugün ilk defa bugün Boyabatlı hemşerilerimizin bu kadar net tavırlar içinde bu iktidara artık yeter, tamam dediklerini gördüm. Hepsini de buradan kutluyorum. Gerçekten 24 Haziran akşamı diğer partilere oy verenler, yani bu zamana kadar İktidar Partisi'ne oy veren arkadaşlar da başımızın tacıdır. Biz kimseyi ayırmayız. Allah onlardan da razı olsun. Ama onlar da rahat bir nefes alacaklar. Yıllardır biz ne yapmışız diyecekler, emin olun ki. Evet, seçimlere 4 gün kaldı şurada. Yani son olarak seçmenlerimize mesajınız nedir? Seçmenlerimiz bizi sevsinler gerçekten. Biz ülke, vatan, millet aşkıyla bu yola çıktık. Sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklandığı günden bu yana ivmemiz çığ gibi büyüyor. %25'lerden başladık anket sonuçlarına göre. Şimdi %33-%35 diye giden bir anket sonuçları var. Emin olun ki bu son 5 günde daha artarak gidecektir. Halk kucakladı. Halk benimsedi. Halka rağmen siyaset olmaz ve halk bu bizim Cumhurbaşkanı adayımızı ve bizleri kucakladığı için iktidar kapısı aralandı. Onun için halkımızdan bu desteklerini esirgemesinler. Bize tam destek versinler ki ülke nasıl yönetilirmiş bu halkımıza bir seferde biz anlatalım. 16 yıllık iktidar artık yorgun, bitkin, argın. Sokaklarda bile yoklar. Gezmiyorlar. Bizim kadar çalışmıyorlar, emin olun ki. Bu vatandaş da tercihini ona göre yapacaktır. Bütün vatandaşlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet. Sevgili hemşerilerim, özellikle oyunuzu kullanın, sandığa gidin. Biz sandıklara hiç korkunuz olmasın, sahip çıkacağız. Bu seçimlerde hiçbir tereddütümüz olmasın. Bütün çalışmalarımızı sandık güvenliği için yaptık. Ama eğer bu
ilde olup başka ilde oy kullanıyorsanız veya başka illerden Sinop'ta oy kullanıyorsanız mutlaka sandığa gidin. Sandığınıza, oyunuza sahip çıkın. Çünkü oy namustur. Bu ülkenin değişmesi için her vatandaşımızın bir oyunu vermesi bizim için çok değerli. Mutlaka sandıklara gidin, gereken görevinizi yapın derim.